Değerli dostlar, herkese selam. Bugün Antalya'dayız. Antalya'nın tepelerinde, dağlarındayız. Ve gördüğünüz gibi dışarıda muhteşem bir manzara var. Peki kiminle beraberiz? Burada Murat Abay kardeşimle beraberiz. Ortakları var. Onur ve Devrim. Onlar da bizi seyrediyorlar. Fazla kalabalık biz yapmayalım dediler. Onun için biz aldık. Evet, bu gördüğünüz dorperler Türkiye sınırlarına girmiş olabilecek en iyi dorperler. Dorper konusunu konuşacağız. Birkaç program yapacağız. Ama önce madem bu geldi, bu kuzu geldi önümüze, bu aslan geldi önümüze. Murat Bey bunun ismi. Bunun ismi Murat Bey. Niye Murat Bey? Bana bunu söyle bakayım. Kim ay? Anası kim, babası hemen, kim? Hemen söyleyeyim. Evet. Bu 2016 yılında şampiyon olmuş, en iyi koç dalında şampiyon olmuş. Babanın yavrusu. Babanın yavrusu. Annesi de en güzel dorper koyun adıyla, unvanıyla şampiyon olmuş hayvan. Niye Murat Bey? Adını hemen söyleyelim. Ya işte Onur Bey ile Devrim Bey bana sürekli Murat Bey, Murat Bey şöyle, Murat Bey böyle diyorlardı. Ben de dedim ki ben sadece Murat'ım, Murat Bey bu olsun dedim. Bunun çünkü küçüklükten evet. Beri çok sevdiğim bir yapıya sahip. Çok güzel yapısı var zaten. Bacak baldır yapısı. Şimdi bize bu önümüzde duran yavru 2016 anne şampiyon anne babanın yavrusunu görüyoruz. Evet. Kaya kaç aylık bu? Kaç günlük? Bu 125 günlük şu an. 125 günlük. Kaç kilo geliyor? Bugün tartmadım ama 5 gün önce 63 kiloydu. Yani 120 günlükken tarttın, 63 kilo geldi. Bu tabii iyi bir performans. Değerli olan izleyiciler, 63 kilo geldi. Şunu da soralım. İzleyicilerimiz merak edebilir. Neyle besliyorsun bunu? Sadece yonca veriyoruz kaba yem olarak. Kesif yem olarak da şu anda ilk yeme başladıklarında sadece kuzu başlangıç yemiyle başlayıp kuzu büyütme verdik bir süre. Şu anda kuzu başı sadece yarım kilogram arpa kırması, buğday tane mısır ve kesif yem veriyoruz. Üçte bir. Şimdi buradan hemen şöyle kamerayı bir döndürelim. Bunlar da bizim şampiyon olmayan şampiyonların anneleri. Evet, orada gördüğünüz sakız melezleri, sakız kıvırcık melezleri, kıvırcık melezlerini görüyorsunuz. Bu gördüğünüz anneler de bu embriyoları, yani bunlar tüpken, tüpte tüp bebek, yani tüp kuzularımız o anneler tarafından doğuruldu. Ve burada kaç tane kan var senin elinde şu anda? Şu anda 5 ayrı kan var. 8 ayrı koçtan yavrularımız var. 8 ayrı kandan yavrularımız var. Kan olarak 5 de 8 tane koç var. Mesela bir tanesinin kardeşi de var. Şeklinde olduğundan 5 ayrı kan var diyebiliriz. Şimdi Türkiye'de biliyorsun çok fazla dorper var. Geliyor. Yani fazla değil de az miktarda evet. Var. Ama bunlar hep melezlerden üretilmiş. Bu saf kan. Evet. Yani bunun aslı Afrika'ya dayanıyor değil mi? Biraz evet. Bize dorperi anlat. Dorperi anlatayım. Dorper biliyorsunuz çok daha önce de program yaptınız. İngiliz Dorset Horn'la Persian koyunu melezlemesinden Güney Afrika'da elde edilmiş bir 1900'lerin başında yapılmış bu melezleme. Ama ırk tescili ta 1930-1940'larda alınmış. Tipi sabitlenmiş. İşte belli özellikleri var. Siyah başlı genelde. Beyazı da var. Evet. Fakat genelde biz siyah başlıyı görüntü olarak daha çok seviyoruz ama performans olarak bir farkı yok. Hemen orada senin araya gireceğim. Burada ufacık boynuzlar var. Onu evet. Sordum Murat'a. Bakın biraz evvel horn dorset dedi. Bilmeyenler için şunu söyleyelim. Horn demek boynuz demek. Yani horn dorset olduğu için boynuzu dorsetten Parsiyan ırkıyla çiftleştirildiği için böyle ufak boynuzları olabiliyor. Bunlar zaman içinde kopuyup kırılıyor. Çünkü önemli değil. Tabii şey şimdi, olmamalı. Özür dilerim. Kesiyorum. Mesela böyle merinos boynuzu gibi çok olmamalı, kalınlaşmamalı. Yok. Yani bu onlar kabul edilen şimdi şeyler. Şimdi bir şey değil. Daha var gördüğüm. Kafa yapısı. Yani ben ilk defa hani gerçekten bu kadar güzel dorperler görüyorum hayatımda. Ya yani ben de çok heyecanlıyım değerli izleyiciler. Bakın bir tane daha geldi. Mesela bu kim? Bunu da anlat bize. Bu Kayahan olması lazım. Kayahan. Yok, bu Kayahan değil. Bu kim? Bu Pehlivan, 2 numara. Bu da Pehlivan geldi Kayahan. Önümüze. Pehlivan'ın annesi babası ne? Bunun annesinin bir şampiyonluğu yok ama babası 2015 şampiyonu. Bundan elimizde 3 tane var aynı koçta. Kardeşi de görürsünüz. Bunun şurasında artık bir kırçıllı var. Evet. Bunun aynı embriyo.
Kardeşi birebir aynısı. Bu sene İsveç'te şampiyon oldu. İsveç'te şampiyon oldu. 2018'de. Yani bu sene dedi 2018 İsveç şampiyonunun kardeşi. Şimdi Dorper'in biraz da bize özelliklerinden bahsedelim. Mesela hani ayakları, bacakları. Dorper aslında Türk insanının çok sevebileceği bir ırk değil. Neden? Bizim insanımız böyle yüksek, daha böyle iri bir hayvan, istiyor. Fakat Dorper'in güzel tarafı çok kısa sürede ete gelmesi. Yani 40 evet. kilograma ulaş. Bunlar 3 aylıkken ortalamasını söylüyorum. Dişi ve erkek ortalaması 45 kilogram. 45 kilogram. 3 aylıkta. Tabii içinde daha ileri var. Ben bir şey söyleyeceğim. Sana bir soru soracağım. Şimdi burada izleyiciler merak ediyor. Dorper'i biz ne zaman et olarak kasaplarda görebileceğiz sence? Valla Dorper'i uzun süre daha görebilir miyiz bilmiyorum. Gerçi yeni yeni Avrupa'dan Dorper'ler geldi. Erkeklerini belki kesime verebilirler. Fakat bizim uzun bir süre daha verebileceğimizi düşünmüyorum. Damızlık zaten olacak. Bunlar 12 aylıkken kesiliyor Osman Bey. Yani ya 12 aylık. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi mesela diyorlar ki yok burası arka kısmı işte siyah olacak falan, öyle bir şey yok yani. Yok. Siyah da olabilir. Siyah olan da var, beyaz olan da var. Yani renk konusunda çok aslında takılmamak lazım. Şimdi belki. Özellikle baldır yapısına görebiliyorsunuz. Yumurtalık yapısı oldukça güzel. Bu hayvanlar, siz büyük bir, dediğim gibi, kahramanlık örneği gösterdiniz. Bize bir de kaça mal oldu bu hayvanlar. Onu da söyleyin, insanlar duysun. Yani evet, bir şey kolay değil. Avustralya'dan bunlar Türkiye'ye geldi. Şu anda oldukça yüksek maliyetliler ama bir şekilde Türkiye'de yavaş yavaş çoğalacaklar. Bize bunlar 11.000 12.000 TL'ye şu anda yani. Mal oldu değil mi? Evet. Her şey. Embriyo transferi, bakım, koyunu, bakımı bilmem nesi. 12.000 liraya mal oldu. 12.000 liraya mal oldu ama bunları, bu kalitede Dorper'leri Avustralya'dan almaya kalksanız taban fiyatını söyleyeyim, 3.000 dolardan başlıyor. Tabii huzur yani, değil ama. 3 kere 6 18.000'den başlıyor. Tabii. Zaten şu anda siz bunları satmaya kalksanız herhalde kolay kolay satmazsınız. İsteyenler de var biliyorum ben. Evet var. Yani satabileceğimizi bu sene zannetmiyorum. Çünkü ihtiyacımız olacak. Bir de Edrin gelecek yine Eylül ayında. Onun da görmesini istiyoruz hepsini. Ne bitti. Bir de tekrar embriyo transferi planlıyoruz yine Eylül ayında. Hangisinin ne sonuçlar verdiğini de kayıt tutuyoruz. Yani embriyo tercihlerimizi de buna göre yapacağız. Anladım. Yani şu andaki gelişimlere bakarak evet. ve ona göre hareket edeceksiniz. Evet. Şu anda onun, yani evet, bu değerli dostlar, çok büyük yatırım yapılarak bu noktaya getirildi. Ben bunların embriyo transplantını çekmiştim biliyorsunuz. Çiftçi TV'de beraber çekmiştik. Şimdi de gerçeklerini gördük. Gerçekten ben çok heyecanlandım. Bugün çekimlerimiz var. Birçok çekimlerimiz olacak. Ama yine bu konuda biraz daha konuşma yapacağız. Şimdilik ben bu kadar diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Selamlar herkese. Herkese çok selam, sevgiler. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.